Merhaba arkadaşlar. Bugün küçük bir ders yapacağız. Yorumların bir tanesinde bir arkadaşımız mükerrer kaydı nasıl engelleyebiliriz diye bir yardım talep etmişti. Ben örneği şöyle yazalım. Mesela okun no diyelim. Ya da ne diyelim? No diyelim. İşte adı, soyadı diyelim. Tamam. Şimdi mesela numarasını gireceğiz. İşte 120, 145 Ahmet Demir. Yani ikinci kez bir 145 yazdığım zaman bu kayıt zaten var desin. Öyle beni uyarsın istiyorum. Bir arkadaşımız böyle bir örnek talep etmişti. Şimdi öncelikle bunu arkadaşlar count if eğer say fonksiyonu ile yapacağız. Tabii öncesinden şöyle bir şey yapmak istiyorum. Şuna ya da öğrenciler diyelim. Öğrenci diyelim. Ya da öğrenciler. Şimdi buraya bir de cinsiyeti yazalım. Cinsiyeti. Şimdi kadın, erkek, kadın, işte böyle kadın yazalım. Erkek, kadın. Tamam. Şimdi önce şu örnek üzerinde anlatacağım. Ondan sonra mükerrer kaydı nasıl engelleyeceğimizle ilgili bir örnek yapacağım. Hemen geliştiriciden bir form açtım. Bu forma öğrenci kayıt formu diyelim. Öğrenci kayıt formu. Ve şöyle buraya no diyorum. Karşısına bir text kutusu çiziyorum arkadaşlar. Şunları çoğaltıyorum kontrol tuşuyla. Adı, soyadı, bir de cinsiyeti olsun. Şunları seçip backstyle'larını sıfır yapıyorum. Şuraya adı, şuna soyadı, şuraya da cinsiyeti. Tabii öncelikle şöyle bir şey yapacağım. Şuraya ben kadın yazdığım zaman kaç tane kadın olduğunu buraya yazsın. Hatta şuradaki label'a yazsın. Biraz büyüteyim rahat görmeniz için. Şöyle 16 diyelim. Bunun ismi de label 5 arkadaşlar. Şuraya da bir buton çiziyorum. Buraya da göster diyeyim. Şimdi ne yapıyorum arkadaşlar? Pardon. Şunun ismi textbox 5 arkadaşlar. Label 5, textbox 5. Gösterinin içine giriyorum. Burada bir değişken tanımlıyorum. Diyorum ki işte dim x as long diyorum. X eşittir. application nokta worksheet function nokta count if diyorum arkadaşlar. Count if eğer say. Şimdi eğer say fonksiyonumuzu açtık. Diyoruz ki sheets hatta sheets demesek de olur ama sheets diyelim. Sheets tırnak içinde öğrenciler sayfasındaki nokta range nerededir arkadaşlar cinsiyet D'de. D'nin iki nokta üstüne D'sine virgül textbox 5'in values. Buraya ne yazmışsam bak ben diyorum ki x bir değer long uzun bir tam sayı. Diyorum ki öğrenciler sayfasındaki de sütununda textbox 5'e yazdığım değeri say. Ve diyorum label 5 nokta caption eşittir x diyorum. Şöyle bir çalıştırayım. Bakın. Mesela ben buraya kadın yazıyorum. Büyük harfle. Ve göster diyorum. Bakın 10 tane burada kadın yazmışım. Erkek diyorum. Göster. 11 tane de erkek var. Hatta
Bir iki tane kadın daha uzatalım buraya. K yazayım. 2, 10 tane kadın vardı. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 tane yazdım. Şimdi ben çalıştıracağım ve bunu 18 tane bana göstermesi lazım. Şuraya kadın diyorum ve göster dedim. Bakın 18 tane var. Erkek 11 tane. Mesela herhangi bir şey yazıyorum, 0 demesi lazım. Şimdi bu bir eğer say. Şimdi gelelim mükerrer kaydı nasıl engelleyeceğiz arkadaşlar? Bakın şuradaki no'nun içine giriyorum. Burada after update diye, yani buranın üzerinden geçtikten sonra bir nevi hani text box'ın içinden çıktığınız zaman bir nevi onu artık oraya onu o değer olarak kabul edecek. Ben şu komutun aynısını alıyorum. Şu satırların aynısını buraya yapıştırıyorum. Sadece şu buraya A sütunundakilere bak diyorum. A'dan A'ya nereye bakacak? Text box 1'e bakacak arkadaşlar. Text box 1 nedir? Bizim öğrenci no'muzun yazıldığı text box 1'dir gördüğünüz gibi. Şurada diyorum ki şurada sileyim. Eğer diyorum, eğer x eşittir 1 ise, yani bir tane varsa şu text box'a yazdığımdan bir tane varsa, ben şurada end if yazdıktan sonra şuraya mesaj veriyorum. Message box, bu kayıt zaten var. Zaten var. Ve aynı şekilde text box 1 nokta value eşittir boş diyor, boşluk diyoruz. Orayı siliyoruz yani. Text box 1 nokta set focus. Şimdi çalıştırıyorum. Mesela 125, 145 orada var. Bakın 145 diyorum. Aşağıya geldim. Bu kayıt zaten var. 145'i zaten girmişsin diyor. Dolayısıyla 146 dediğim zaman hiçbir sorun yok gördüğünüz gibi. Kaydeti de yapalım isterseniz. Şunu biraz aşağıya indireyim arkadaşlar. Şuraya bir buton alayım. Buraya da kaydet diyeyim. Ve kaydet butonu içine giriyorum. Diyorum ki eğer text box 1 nokta value boş ise veya text box 2 nokta value boş ise veya text box 3 nokta değeri eşittir boş ise buradan çık. Then exit sub. Dolayısıyla boş ise çık dedik. Sonra sheets öğrenciler sayfasındaki rows 2'ye bir sütun aç, satır aç, ekle, insert. Sonra şunun aynısını alıyorum, kopyaladım, şuraya yapıştırıyorum. Range A2'nin değeri eşittir text box 1 nokta text value, text de olur gerçi ama value olsun. Şunu aynısı kopyalıyorum. B'ye, C'ye, D'ye, E'ye sanırım. E'ye kadar mı? D'ye kadardı. A2, B2, C2 ve D2'ye text box 2'yi, 3'ü ve 4'ü al dedim. Ondan sonra bir de şunları temizlesin arkadaşlar. Şunları eşittir boşluk, eşittir boşluk, eşittir boşluk, boşluk ve nokta set focus diyorum. Xbox 1 nokta set focus. Şunları 2, 3 ve 4 olarak yeniliyorum. Şimdi çalıştırıyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Numarası 145, 146 diyelim. Adı Mehmet, soyadı Aslan, C
cinsiyeti erkek kaydet diyorum. Kaydetti gördüğünüz gibi. Tabii şuradaki başlık şu satırda insert olduğu için şuradaki font neyse aynı fontu da alıyor. Dolayısıyla biz bunu yine siyah yapıp normal yapalım ki hemen çalıştırıyorum tekrar. Numarası 146 diyorum. Bu kayıt zaten var. Dolayısıyla bunu 147 yapmak zorundayım. Beni uyarıyor arkadaşlar. Adı Ali, soyadı Taş, cinsiyeti erkek. Kaydet dedim. Ali de kaydettim. Evet, bu dersimiz bu kadar. Dediğim gibi bir arkadaşın talebi üzerine böyle bir ders yaptım. İşinize yarar. Mükerrer kayıtları önlemek için basit bir yöntem. Gördüğünüz gibi size diyor ki bu kaydın zaten var. Numarayı değiştirmek zorundasınız. 148 diyeceksiniz. Adı Ayşe Gül. Kadın dedik. Ve kaydete bastık. Dediğim gibi burada erkek dediğim zaman erkek sayısını görebiliyoruz. Kadın dediğim zaman kadın sayısını görebiliyoruz. Zaten buradaki mükerrer kaydın mantığı da buradan çıkıyor arkadaşlar. Eğer sayıdan öğrenebilirsiniz. Bunu engelleyebilirsiniz. Bu dersimiz de bu kadar. Hepinize başarılar diliyorum. İyi geceler de diliyorum arkadaşlar.